Sesle ilgili bir sıkıntı yoktur. Dediğim gibi bugünkü derste tamamen trigonometrinin şekilsel sorularıyla ilgili sorular çözeceğiz. Hem birim çember üzerinde hem de diğer konularda. Sağ ol Ali'cim, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Şimdi ilk soruyla başlarsak pozitif yönlü AOB açısı verilmiş birim çember üzerinde ve B noktasının koordinatlarını bulmamız isteniyor. Şimdi öncelikle şuna dikkat edelim. Birim çember olduğu için buranın 1 olduğunu biliyoruz. Buradan bir dikinersek şurası 30 derece. Şimdi 90'ın karşısında 1 varsa 30'un karşısında 1 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla 60'ın karşısında da 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacaktır. Kök 3 bölü 2. O zaman biz B noktasının koordinatlarını bulduk. Eksi kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2'dir. Hatta burada şu bilgiyi de söylemek isterim arkadaşlar. Bu 150 derece, 210 derece, 240 derece. Bu tarz açıların trigonometrik değerlerini ezbere bilmenize gerek yok. Formül ezberlemenize de gerek yok. Birim çemberde çizerseniz çizdiğiniz zaman rahatlıkla bulma şansınız var. Dünkü dersten hatırlayacaksınız. Zaten ilk olarak yazdığımız o açının kosinüs değeriydi. Yani bu değer bize kosinüs 150'nin kaç olduğunu, bu değer de bize sinüs 150'nin kaç olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bizim için önemli olan nokta çizimi doğru yapabilmek. Onun için hiç ezberlemenize gerek yok. Dolayısıyla bu 180 eksi alfalar, 90 artı alfalar, işte 270 eksi alfalar bu formüllerin hepsinden kurtulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim için önemli olan nokta birim çemberde çizimi çok iyi yapabilmek. Özellikle bugünkü derste çözeceğim bütün sorular şekilli sorular. Trigonometrinin şekilli sorularına nasıl yaklaştığımızı görmenizi istiyorum. Devam edelim. Burada dikkatli bakılırsa yine birim çember. 1'i yazalım. 90'ı indirdik. Bakın 90'ın karşısında 1 varsa 30'un karşısında 1 bölü 2. O zaman burası da kök 3 bölü 2 olacak. O zaman bu noktanın koordinatları 1 bölü 2'ye, dikkatli bakalım, eksi kök 3 bölü 2. Yalnız bir şeye dikkat edelim. Biz pozitif yönde yapılan açıyı aldığımız için bu açının kendisi kaç derece? 300 derece. Dolayısıyla buradaki ilk değer kosinüs 300 değeridir arkadaşlar. Yani 1 bölü 2. Bu değer de sinüs 300 değeridir. Eksi kök 3 bölü 2. Özellikle bunları çizerek yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü son yıllarda özellikle son 2 yılda çıkan sorular artık hem teoriyi bilmek hem de bilgiyle o pratiği birleştirmeye dayalı sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Yani ezbere mat 2'de bir şey yapamazsınız. Yani sin 2 alfanın ne olduğunu ezbere bil. Cos pi artı alfanın ne olduğunu ezbere bil. Soru da uygulayamıyorsan bu bir işe yaramaz. Dolayısıyla özellikle son 2 yılın soruları çok iyi incelenmeli. Bütün yayın evleri de tökezlemiş durumda. Çünkü soru tutturan neredeyse hiç yayın yok. Artık ÖSYM daha çok teoriye dayalı, bilgiye dayalı sorular sormaya başladı. Onun için olayın mantığını ve bilgisini iyi öğrenmeye bakın. Ezberden kaçın. Mat 2'de ezberlerseniz yani takılırsınız arkadaşlar. 3-5 soru çözersiniz, gerisi kalır. Başka bir şey olmaz. Tamam, dikkat edeyim. Belki periskopla alakalı olabilir o. Onu bilmiyorum. Ses önden geliyor dedi. Devam edelim. Şimdi gene birim çember verilmiş. Birim çember üzerinde bir durum var. AB uzunluğu yani şu parçanın kendisi isteniyor. Şimdi öncelikle şuna dikkat edelim. Birim çember olduğu için buranın 1 olduğunu biliyoruz. Şuranın tamamı da 1. Biz neyi biliyorduk? Birim çember üzerinde alınan bir noktadan x eksenine inmiş olduğumuz dikmenin orijine olan uzaklığı o açının neyi kadardı arkadaşlar? Kosu kadardı. Dolayısıyla bu mesafe kos alfa kadardır. Buranın tamamı 1 ise AB dediğimiz uzunluk 1 eksi kos alfa kadar olacaktır. Dolayısıyla bu tanım da bizim için önemli. Devam ediyorum sağdaki soruyla. Gene birim çember verilmiş. Birim çembere dikkatli bakalım. Şurası 1. Buraya dikindik. Şimdi değerleri bulabiliriz. Yani kosinüs değerlerini ve sinüs değerlerini ama dik üçgeni çizmeden de şöyle yapabilirdik. Buraya kadar toplam geldiğimiz açı kaç derece arkadaşlar? 200 derece. O zaman bu noktanın koordinatları bellidir artık. Kosinüs 200'e, sinüs 200'dür bizim için. Ha bu da eğer 180 artı alfa mantığıyla düşünülerek yazılırsa bakın 3. bölgedeyiz. Buradaki absis değeri de eksi, ordinat değeri de eksi. Yani bu eksi kosinüs 20'ye eksi sinüs 20'dir aynı zamanda. Geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer soruyla devam edelim. Hatırlarsanız dünkü derste kosinüs ve sinüsün tanımını vermiştik. Tanjant ve kotanjantı da vermiştik. Birim çember üzerinde alınan noktanın x eşittir 1 doğrusunu kestiği nokta onun oradaki ordinat değeri bizim için tanjant oluyordu. Şimdi dikkatli bakalım. Şimdi bu açının kendisi teta olarak verilmiş. O zaman buraya 360 eksi teta kalır.
şu mesafenin 1 olduğunu biliyoruz. Biz tanjant 360 eksi teta'ya bakarsak, dikkatli bakın, at bölü 1 olacağından zaten at'nin kendisidir. Yalnız dikkatli bakarsanız 4. bölgede bu x eşittir 1 doğrusunu kestiğiniz yerin sayısal olarak değeri negatif olacağı için burası eksi tanjant teta olacaktır. Dolayısıyla at uzunluğu eksi tanjant teta'ya eşittir. Unutmayın, x eşittir 1 doğrusunu kestiğiniz noktanın ordinat değerine karşılık gelen kısım, yani o düşey uzunluk, tanjant değeri. Y eşittir 1'i kestiğinizde de bu kotanjant değeri oluyordu. Buna dikkat edelim. Şimdi sağdaki birim çember üzerinden gidelim. Bakın OH ile OK'nın toplamı sorulmuş. Direkt sinüs ve kosinüsün tanımı var burada. Dikkatli bakarsak birim çember üzerinde almış olduğumuz P noktasından inmiş olduğumuz x eksenine dikin orijine olan uzaklığı o açının kosinüs değeriydi. Ordinata olan bu uzaklığı da sinüs değeriydi. Dolayısıyla OK ve OH değerlerine bakarsak OH değerimiz kos alfa kadar, OK değerimiz de sin alfa kadardır. Dolayısıyla burası direkt kosinüs alfa artı sinüs alfa kadar olacaktır. Tanımsal kısmı iyi bilmeliyiz dediğim gibi. Devam ediyorum gene şekilli sorulara. Burası arkadaşlar 10 derece olarak verilmiş. Şimdi dikkatli bakarsak burada aldığımız açı o zaman 170 derece. O zaman P noktasının koordinatları direkt bellidir. Kosinüs 170'e sinüs 170. Dolayısıyla cevap Denizli. İlk yazdığımız her zaman kosinüs, ikinci yazdığımız her zaman sinüs. Şimdi devam edelim gene arkadaşlar. Birim çember verilmiş. Birim çember üzerindeki koordinatlar eksi 1 bölü 3 verilmiş. Şimdi şurası eksi 1 bölü 3. O zaman arkadaşlar bu ne demektir? Kosinüs alfa eksi 1 bölü 3'tür. Peki sinüs alfayı, yani ikinci yazdığımızda T dediğimizde sinüs alfa. Biz bunu nereden bulacağız? Şuradan bulacağız. Sin kare alfa artı kos kare alfa 1'di. Bunu dün öğrenmiştik. Bunun karesi 1 bölü 9. O zaman burası 8 bölü 9'dur. Sin kare alfa değeri. Bunu yerine yazalım. Kos alfa eksi 1 bölü 3'tü. Sin kare alfa 8 bölü 9'dur. Ters çevirip çarparsak sorunun cevabı eksi 3 bölü 8 olarak çıkar. Geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer soruyla karşı karşıyayız. Gene birim çember var. Açı verilmiş. OT uzunluğunun kendisi soruluyor. Şimdi buna dikkat edelim. Şimdi dikkatli bakarsak inmiş olduğumuz dikme ayağının karşılık olarak değerini bulacağız. Birkaç yolla yapılabilir arkadaşlar. Önce şuranın 1 olduğunu biliyorum. Şu açının kendisi 180 eksi alfadır. Şimdi bakın OT bölü 1 kosinüs 180 eksi alfadır. Dikkatli bakarsak ikinci bölgeye karşılık geldiği için kosinüs zaten orada eksi olacaktır. Dolayısıyla OT değeri eksi kos alfa olarak karşımıza çıkar. Özellikle birim çemberdeki bu çizim kısmı çok önemli arkadaşlar. Yani burada hata yapmamalıyız. Neresi sinüs, neresi kosinüs, bunları çok iyi bilerek ilerlemeliyiz. Devam ediyorum. Sağdaki soruya bakalım. OA ile AB, AB ile de BC eşit verilmiş. Demek ki o zaman burası 1 bölü 3, burası 1 bölü 3 ve burası 1 bölü 3. Devam ediyorum. Benden de BD uzunluğu isteniyor. Bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum. Sinüs alfayı yazarsam sinüs alfa eşittir karşı dik kenar bölü hipotenüs. Hipotenüs de 2 bölü 3. Bu 2 bölü 3'ü karşıya atarsam 2 bölü 3 sinüs alfa eşittir BD olacaktır. Dolayısıyla BD uzunluğunun kendisi 2 bölü 3 sin alfadır. Devam ediyorum soru çözümüne. Şimdi dikkatli bakarsak gene bir birim çember verilmiş. X eşittir 1 doğrusunu kestiği nokta olan P'nin koordinatları verilmiş. 1'e 4'müş. Yani burası 1 birim, burası 4 birim. Biz zaten bu uzunluğun arkadaşlar tanjant olduğunu bildiğimiz için tanjant alfa direkt 4 bölü 1'den 4 olarak karşımıza çıkacaktır. Devam ediyorum. Benzer şekilde bir kotanjant soru var. Burada da y eşittir 1 doğrusunu kestiği nokta verilmiş. Şimdi dikkatli bir şekilde bakalım. Şu uzunluğun biz 1 olduğunu biliyoruz. Bizi ilgilendiren kısım orası. Şimdi bizim yakalamamız gereken değer arkadaşlar kotanjant alfa değeri. Şimdi kotanjant alfa komşu dik kenar bölü karşı dik kenardı. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Burası alfa ise şurası 180 eksi alfa. Dolayısıyla kotanjant 180 eksi alfa 2'ye eşit. Ama ikinci bölgeye denk geldiği için eksi kot alfa 2'ye eşit.
Dolayısıyla kotanjant alfa değeri -2 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim bir başka soruyla. Şimdi dikkatli bakarsak gene x eşittir -1 doğrusunu kestiği yer verilmiş ve bu arada oluşan şu taralı dik üçgenin alanı soruluyor. Şimdi birim çember olduğu için burası 1. Şimdi şu uzunluğa dikkatli bakarsak burası eksi tanjant alfadır. Şimdi bizden alan isteniyor. Alan neydi dik üçgende? Dik kenarların çarpımının yarısı. Eksi tanjant alfa çarpı 1 bölü 2 yani eksi tanjant alfa bölü 2'dir. Özellikle buraya kadarki sorularda birim çember üzerinde yapmamız gereken işler üzerine eğildik arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi öbür şekilli sorulara bakarak ilerleyeceğim. Şöyle ekranı biraz daha netleştirerek gideyim. Şimdi 6 tane eş kareden oluşan bir ABCD dikdörtgeni varmış. O zaman bunun her bir kenarına hemen birleri yapıştıralım. Hiç uğraşmayalım. Şimdi dikkatli bakılırsa sin alfa ile kos alfa soruluyor. Şimdi burada ama bizim EF uzunluğunu ve AE uzunluğunu bilme şansımız olmadığı için hemen ben alfa açısını buraya taşıyorum. Çünkü bu kareler birbirine paralel. Dolayısıyla yöndeş açıdan burası alfa olacak. O zaman burada dikkat etmem gereken bir şey var. Dik üçgen olması sebebiyle bu uzunluk kök 13'tür. Sinüs alfayı yazıyorum. Sinüs alfa 3 bölü kök 13'tür arkadaşlar. Kosinüs alfayı yazıyorum. 2 bölü kök 13'tür. Dolayısıyla bu ikisini çarptığım zaman cevap 6 bölü 13 olacaktır. Böyle soruları da geçmiş yılda çok sordular. Özellikle verilen açıyı taşırsanız arkadaşlar bir sıkıntı yaşamadan soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Devam edelim bir başka soru. Tan alfa ile kot alfa sorulmuş. Öncelikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Dikten dik geldiği için burada öklit var. Buraya h dersek h kare 1 çarpı 4'ten 4'tür. Dolayısıyla buradan h eşittir 2 çıkar. Yani bu mesafenin kendisi 2'dir. Tanjant alfaya bakarsak 2 bölü 4. Kotanjant alfaya bakarsak 4 bölü 2. Yani 2 tam 1 bölü 2'den istenilen cevap 5 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Bir diğer soruya baktığımızda eşkenar üçgenle ilgili bir soru. BC, BD'nin 4 katı olarak verilmiş. O zaman siz BD'ye K derseniz buranın 4K olduğunu biliyorsunuz. Bu eşkenar üçgen olduğu için yüksekliği indirirseniz aynı zamanda kenar ortay olacağı için buraya K derseniz burası 2K olacak. Bu açının 60, bu açının 30 olduğunu biliyorsunuz. 30'un karşısında 2K varsa 60'ın karşısında 2K kök 3 olacaktır. Sizden tanjant alfa isteniyor. Tanjant karşı bölü komşu olduğu için 2K kök 3'ü K'ya bölersek dolayısıyla sorunun cevabı 2 kök 3 olacaktır. Özellikle trigonometrinin bu kısmında arkadaşlar dik üçgende benzerlik olsun, eşlik olsun, eşkenar üçgenin özellikleri olsun, Pisagor olsun bu özelliklerin hepsine hakim olmamız lazım. Buradan dediğim gibi çok soruyla muhatap oluyoruz. Devam edelim. Bu sefer de bize bir ikiz kenar üçgen verilmiş. Tanjant alfa soruluyor. İkiz kenar üçgenin en temel özelliği neydi? Tepeden tabana diki indiğimiz zaman aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortay olmasıydı. O zaman bu 8'i 4 4 bölüyorlar. Pisagor'dan dolayı AH 3 çıkıyor. Tanjant alfa, tanjantın alfanın karşısında 3 var. Komşu kenarda 8 olduğu için dolayısıyla tanjant alfa 3 bölü 8'dir. Sağdaki soruyla devam edelim. Gene bir çember sorusu karşımızda. AC uzunluğu 1 verilmiş. CB uzunluğunun kendisi 4 verilmiş. Tamamı 5. Dolayısıyla 2,5 2,5 olacağı için burası 3 bölü 2. Burası da 5 bölü 2 kadardır. Çemberin yarıçapı 5 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Bu arada buna dikkat edelim. Bizi ilgilendiren kısım o. Şuraya da bir dikkatli bakalım. Çapı gören çevre açı 90 derece olacağı için öklit yazılırsa şuraya h desek h kare eşittir 1 çarpı 4'ten h'ı 2 buluruz. Tanjant alfa soruluyor. Aslında burada hani şeyi bulmamıza da gerek yoktu yarıçapı ama olayı görün diye söyledim. Dolayısıyla tanjant alfa karşı bölü komşu olacağı için 1 bölü 2 kadar olacaktır. O zaman bizi ilgilendiren bakın çemberli sorularda bir kere trigonometride ne var? Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant bunu sorabilmesi için 90 derecelik açı lazım. Çemberde 90 derecelik açı nerede olur? Ya çeyrek çember olur ya çapı gören çevre açı 90 derece olur. 90 derece tek 90 varsa Pisagor vardır. 2,90 varsa öklit vardır. Yani bu hareketlere dikkat edersen rahatlıkla soruları çözersin. Hiçbir sıkıntı da yaşamazsın. Devam ediyorum. Benzer bir soru kare ile ilgili gelmiş. Şimdi EB'nin kendisi 7 verilmiş. AE 13 olarak verilmiş bize.
Tanjant alfa soruluyor. Şimdi dikkatli bakın. Köşegeni çizersem, eğer buraya k dersem, burası da 7 artı k olacak. Çünkü köşegen uzunlukları eşit. Bakın orada şöyle bir üçgen var. Dikkatli bakarsak k, k artı 7 ve 13. Burada hiç Pisagor yazmadan bu üçgenin 5, 12, 13 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla k 5. E benden tanjant alfa soruluyor. Tanjant alfa karşı bölü komşu olacağı için direkt 12 bölü 5 kadardır. Devam edelim bir başka soruyla. Şimdi açı ortaylı bir soru gelmiş. İki türlü yapılabilir arkadaşlar. Birinci yolu söyleyeyim önce. Buraya 3K, buraya 5K derseniz Pisagor yazdığınızda bu üçgenin 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla tanjant alfanın 3 bölü 5 olduğunu yakalarsınız. Bu birinci yol olsun. İkinci yolda şunu yapabilirsiniz. Açı ortay üzerinden açının kollarına inilen dikler eşit olacağı için burası 3 kadar olacaktır. Buraya 4 kalır. Hani buradan da yazmak isterseniz gene tanjant alfa 3 bölü 5 olacaktır. İkizkenar üçgenle ilgili gene bir soru var. İlgilenelim. AB ve AC 12 verilmiş. Tamam. Sinüs alfa soruluyor ve burası BC'nin kendisi 8 verilmiş. Önce şuna dikkat edin. Bu açıya beta derseniz alfa artı betanın kendisi zaten 90'dır. İkizkenar üçgende tepeden tabana indirdiğiniz yükseklik kaç diyelim. Hem açıortay hem kenar ortay olacağı için burası 4, 4 olur. Açıortay olacağı için alfa artı beta 90 olduğu için buralarda alfa alfadır. Size sorulan sinüs alfaymış. Sinüs alfa karşı dik kenar bölü hipotenüs olduğu için 4 bölü 12'den 1 bölü 3 çıkacaktır. Özellikle trigonometri sorularında ilerleyebilmek için arkadaşlar dediğim gibi geometri kısmını çok iyi bilmeniz lazım. Devam edelim arkadaşlar. Kotanjant alfalı bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi açıortay var. Açıortayda dikkat edersek 15'e 9 verilmiş. Yani burası 3 ile sadeleştirirsek 5'e 3. Demek ki burası 5K. Burası 3K olarak karşımıza çıkacak. Peki K'yı bulmamız lazım işlem yapmak için eğer uzunluk soruluyorsa. Ama dikkat edin kotanjant soruluyor. Dolayısıyla hiç işlem yapmanıza gerek yok. Kotanjant alfa direkt komşu bölü karşıydı. 3K bölü 5K'dan 3 bölü 5. Yalnız soruya dikkat ederseniz kotanjantın tanımını bilmek yetmiyor. Yani sen eğer açıortay teoremini bilmiyorsan bu soruyu çözemezsin. Dolayısıyla hani geometride konuları eksiksiz olarak öğrenmeye bakmalıyız. Devam edelim. Bir çember sorusu daha var. Buradaki yarım çemberin yarı çapı 2 birimse burası 2, burası 4. Şimdi arkadaşlar dikkatli bakın. Şuradan bir dikilersem burası 2 birim, burası 2 birim. Pisagor yazdığımda burası 6. 36'dan 4 çıkardım 32. Demek ki burası 4 kök 2. Bu mesafede 4 kök 2 olacak. Peki dikkat etmem gereken burada açıları taşırsam şurası 90, şuraya beta dersem alfa artı beta 90 olduğu için burası da alfadır. Dolayısıyla sinüs alfa karşı bölü hipotenüs olacağı için 2 bölü 4 kök 2'dir. Bunu da kök 2 ile çarpıp bölersem sinüs alfa değerinin kök 2 bölü 4 olduğunu görür. Devam ediyorum. Yine bir çember sorum var. Yarım çemberde DC1 AD9 verilmiş. Öncelikle çember sorularında ne dedik? Bir kere size dik açı lazım. Dik açı lazımsa o soruda ya Öklit ya Pisagor olur dedik. O zaman çapı gören çevre açı 90 derecedirle başlayalım. Bura 90 derece. E burası da 90 derece. H dersek bu H kare dediğimiz yer 1 çarpı 9'dan 9 olacaktır. Dolayısıyla H'ın kendisi 3 çıkacaktır. E sinüs alfa sorulmuş. Burada Pisagor yazarsak 9'un karesi 81, 3'ün karesi 9, 90. Dolayısıyla burası 3 kök 10 olacaktır. O zaman sinüs değeri karşı dik kenar bölü hipotenüsten yani 3 bölü 3 kök 10'dan 1 bölü kök 10 olarak karşımıza çıkar. Devam ediyorum. Gene bir kare sorusuyla karşı karşıyayım. 1 1 diyeyim arkadaşlar. Karenin kenarı 2 birim olsun. Fark etmez. Neticede oran sorulduğu için. Şu açıya beta diyelim. Alfa artı beta 90 olduğu için burası alfa, burası betadır. Şimdi dikkatli bakalım. Bakın alfa beta 90 var burada. Burada da beta alfa 90 var ve bir benzerlik karşımızda. Açılar aynı olduğu için kenarlar orantılı. Betayı gören 2 var. Şuraya h diyelim. Şimdi betayı gören 2'nin betayı gören h'a oranı. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Burada 90'ı gören kök 5 var. Burada da 90'ı gören 2 var. Yani h dediğim şey 4 bölü kök 5'tir.
Şurası 4 bölü kök 5. Peki, buldum. Bu arada bakın ben bu uzunluğu bulmanız için özellikle soruyu uzattım. Aslında daha kısa sürede çözebilirdik. Buradan hani Pisagor'a yazıp da bulabilirsiniz ama tanjant alfa istendiği için zaten şu üçgenden hemen tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Hani benim amacım öbür uzunluk istenseydi nasıl bulurdunuz? Yani bu iki üçgenin benzerliğinden kenarları bularak da ilerleyebilirdik ama biz açıları taşıdığımızda alfa beta dediğimizde zaten direkt tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi sağ taraftaki soruya bakalım. Bir üniversite sınav sorusu bu. OA 1 birimmiş arkadaşlar. O zaman burası da 1 birim. Şurası 4x olarak verilmiş. Bu ikiz kenar üçgen olduğu için tepeden tabana inmiş olduğumuz dikme tabanı 2 eş parçaya böler. Dolayısıyla 2x'e 2x'tir. O zaman burası alfa bölü 2'ye alfa bölü 2 olacaktır. Biz dikkatli bakın sinüs alfa bölü 2'yi yazalım. Karşı dik kenar bölü hipotenüsten 2x'e eşittir. Bu 2'yi bu tarafa 1 bölü 2 diye atarsak 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa bölü 2 direkt x'e eşit olacaktır. Dolayısıyla sorunun cevabı E'dir. Yani dikkat ederseniz trigonometri sorularının içerisinde trigonometri formüllerini ezbere bilmek bir işe yaramaz. Özellikle geometrik yaklaşımda ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, işte Pisagor bağıntıları, Öklit, hatta özel üçgenler, eşlik, benzerlik bu bilgilere çok iyi hakim olmanız lazım. Özellikle geometri kısmıyla çarpanlara ayırma kısmında sıkıntı yaşayan arkadaşlar trigonometride ilerleyemezler. Bu konularda eksikleriniz varsa lütfen önce bunları kapatmaya çalışın. Ondan sonra diğer konulara geçersiniz. Bir diğer soruyla devam edelim. K noktasının apsisi 1 bölü 4 olarak verilmiş. Yani şurası 1 bölü 4'müş. Bu ne demek arkadaşlar? Kosinüs alfa 1 bölü 4'tür. Peki o zaman sinüs alfa bulunur mu? Bulunur arkadaşlar. Nasıl bulunur onu söyleyeyim birim çember olduğu için. Pisagor yazarsak kök 15 bölü 2 olacaktır. Çünkü karesi 15 bölü 4. Burası da 1 bölü 16 şuradan böyle olacak. 15 bölü 16 o gelecek. Kök 15 bölü 4. 60'ımız var. Sinüs alfa kök 15 bölü 4. Sinüs alfa kök 15 bölü 4. Tanjant alfa da direkt kök 15. Buraya dikkatli bakarsanız. Kök 15 bölü 4'ü 1 bölü 4'e bölersek kök 15. Dolayısıyla şunlar sadeleşir. 15. Buradan da 15 gelir. Sorumuzun cevabı 225. Şimdi eğer sağ taraftaki soruya bakalım. Eğer yamukla ilgili soru varsa yamuklu soruları çözerken arkadaşlar paralel kenar ve üçgen oluşturarak çözüyoruz ve soruların %99'unda bu üçgen zaten dik üçgen ya da özel üçgen çıkıyor. Buna dikkat edersek asla hata yapmayız. Dolayısıyla hareket ederken ya da işlemleri yaparken odaklanacağımız nokta bu olmalı. Şimdi bakın ben burada bir paralel kenar oluşturuyorum. Ora 6 ise bura 6, burası 5, burası 10. 6, 8, 10 olduğuna göre bu açının 90 derece olduğunu buldum. Şimdi bana sinüs alfa sorulmuş. Sinüs neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Dolayısıyla 6 bölü 10'dan 3 bölü 5 olarak karşıma çıkar. Devam ediyorum. Gene bir dik üçgenli soruyla karşı karşıyayım. AD'nin alfa türünden değeri soruyor. Önce açıları bir taşıyalım arkadaşlar. Bakın buraya beta dersem alfa artı beta 90 olduğu için burası da alfa olacaktır. Burası da 90. Ben buraya göre tanjant alfayı yazarsam karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacağı için tanjant alfa direkt AD bölü 1'den AD'nin kendisidir. Dolayısıyla cevap tanjant alfadır. Devam edelim. Gene ikizkenar üçgen sorusu karşımıza geldi. İkizkenar üçgendeki en temel hareketimiz neydi? Tepeden tabana diki indiğimizde tabanı iki eş parçaya ayırıyor. Yani hem kenar ortay hem açı ortay hem yükseklik oluyor. Dolayısıyla burası 12. Şuraya dikkatli bakın 9. 9, 12 var arkadaşlar. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı olacağı için 15. Dolayısıyla sinüs alfa değeri karşı dik kenar bölü hipotenüs olacağı için 12 bölü 15'ten 4 bölü 5 olarak karşımıza çıkacaktır. Devam edelim. Yine bir yamuk sorusu karşımızda. Yamuktaki hareketi biliyoruz artık. Paralel kenar artı üçgenle çözüyoruz dedik. Dolayısıyla burası 6. Burası 3, buraya 5 kalır arkadaşlar. 3, 4, 5 olduğu için burası 90'dır. Kosinüs teta soruluyor. Kosinüs komşu dik kenar bölü hipotenüs olduğu için direkt 4 bölü 5 olarak karşımıza çıkacaktır. Çemberli sorularda ne dedik taktiğimiz? Bir şekilde bize dik açı lazım. Dik açı varsa Öklit ya da Pisagor olacak. Çemberde dik açı nereden geliyor? Çapı gören çevre açı 90'dır'dan geliyor. Önce onu kullanarak ilerleyelim. Şu çapı gören çevre açının 90'ını yazalım. Şimdi bakın.
CB'nin kendisi 15, burası 9. O zaman arkadaşlar burası 12. AC'nin kendisi 15 ise de mecburen burası da 9. Bizden CAB yani şu açının alfa dersek tanjant alfa soruluyor. Tanjant karşı bölü komşu olduğu için 12 bölü 9'dan direkt 4 bölü 3 olarak çıkacaktır. Özellikle yamuklu sorulara bakarken paralel kenar artı üçgen oluşturmak, ikiz kenarlı bir soruysa tepeden tabana dikindirmek, çemberli soruysa çapı gören çevre açı 90 derecedir mantığını oluşturmak bizim için çok önemli noktalardan birisidir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Benzer bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi BC 2EC demiş. Buna öncelikle bir dikkatli bakalım. Şimdi BC 2EC ise yani EC'ye biz K dediğimizde BC'nin 2K olduğunu biliyoruz. BE açıortay olduğu için şuraya 2A dersek buranın da A olacağı kesin. Şimdi açıları taşıyalım. Bakın alfa dersek buraya da beta diyelim. Alfa artı beta 90 olduğu için burası mecburen beta. Bu açı alfa. Bu açının kendisi de mecburen alfa. Şimdi sorulana bakalım. Tanjant alfa soruluyor. Tanjant alfa neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Peki o zaman karşı dik kenar kim? Komşu dik kenar kim? Ona bakalım. Bunun karşı dik kenarı A, komşu dik kenarı 2A olduğu için dolayısıyla tanjant alfa değeri 1 bölü 2'dir. Bu arada arkadaşlar demin söylediğim özet bilgiyi bir kez daha özetlemek istiyorum. Eğer trigonometride bir ikiz kenar üçgen sorusu varsa tepeden tabana dikinmeyi unutmuyoruz. Eğer bir yamuk sorusu varsa yamuğun içerisinde paralel kenar artı üçgen oluşturmayı unutmuyoruz. Yok eğer bu bir çember sorusuysa bir şekilde çapı gören çevre açı 90 derecedir mantığını unutmuyoruz. O 90 derece karşımıza çıktığında sorunun içerisinde bir şekilde Pisagor, bir şekilde Öklit karşımıza çıkacaktır. Buna dikkat edelim. Şimdi gene bir sorumuz var. Sinüs C 3 bölü 5 demiş. O zaman karşı dik kenar yani şuraya 3K dersek burası 5K ve buranın da 4K olduğunu söyleyebiliriz. Açıların 90 olmasından buralar paraleldir. Peki bu benzerliği gördüğümüze göre bizden BE uzunluğu soruluyor X diyelim. Benzerliğin kuralı gereği bu kenarlar arasındaki oran sabittir arkadaşlar. Yani 4K'nın 5K'ya oranı 12'nin X'e oranına eşit olacaktır. Orantının özelliğinden de 3 kat olduğu görülür. Dolayısıyla X diye sorulan yer 15'tir. Bizim için önemli bilgilerden bir tanesi bu. Devam ediyorum. Gene bir dik üçgen içerisinde soru karşıma geldi. BC'nin kendisi soruluyor. Şimdi öncelikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Alfa var burada. AC kos alfa verilmiş. Ben önce kotanjant alfayı yazmak istiyorum. Kotanjant alfa AC bölü zaten CD kadar. Kotanjant alfa neydi? Kosinüs alfa bölü sinüs alfaydı. Dolayısıyla orası kos alfa olduğu için burası sin alfa olmak zorunda. BC'ye de X diyelim. Dikkatli bakarsak ABC üçgeninde A dik açısından BD tabanına yükseklik çizilmiş. Yani iki tane dik var. Bu Öklit'tir. Öklit'in mantığı gereği kos alfanın karesi yani kos kare alfa x çarpı sin alfaya eşit olacaktır. Buradan da siz x'i yalnız bırakırsanız kos kare alfa bölü sin alfa x'in kendisi olacaktır. Bizim için önemli mantıklardan bir tanesi bir şekilde açıyı taşıyarak ya da işte Öklit'i Pisagor uygulayarak ilerleyebileceğimiz sorulardan bir tanesi. Şimdi sağ tarafta bir kare sorusu var. Hatırlayın kare sorularında trigonometriyi irdelerken ne yapıyorduk burada da? Bir şekilde köşegenleri çiziyorduk. Çünkü köşegenler dik kesişecek. Özellikle bakın geometrik trigonometri sorularında şunu unutmayın. Trigonometri bilgisi nerede var? 90 derecenin olduğu üçgenlerde yani dik üçgende. O zaman o geometrik yapının içerisinde ben 90 dereceyi nereden yakalarım? Bu benim için önemli. Karede 90 nerede var? Köşegenler dik kesişiyorsa var. İşte çemberde 90 nerede var? Çapı gören çevre açı 90 dereceyse var. Bunları aklınızdan çıkarmazsanız bu soruları rahatlıkla çözersiniz. Devam edelim. 6 verilmiş 5. O zaman karenin öbür köşegenini çiziyorum. Karede köşegenler dik kesiştiği ve birbirini ortaladığı için buraların hepsi 3-3 olacaktır. Peki buradan hareketle bir şeye dikkat edelim. Bizden kosinüs alfa isteniyor. Dikkatli bakın. Burası 3 kadar, burası 5 kadar. O zaman Pisagor yazarsak burası 4 kadar olacaktır. Kos teta'yı bulalım. Kosinüs neydi? Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Dolayısıyla 4 bölü 5 olacaktır. Yani bütün geometrik trigonometri sorularındaki mantığımız biz o geometrik yapının içerisinde 90 dereceyi nasıl yakalarız? Söylemeye çalıştığım bu. Kare ise köşegenlerin kesim noktasından. Çember ise çapı gören çevre açı 90 derecedirden. İkiz kenar üçgen ise tepeden tabana inilen dikin aynı zamanda yükseklik olduğunu görmekten. Buna dikkat etmeliyiz. Bunlara dikkat edersek soru kaçmaz.
Devam ediyorum. Yine bir çemberli soruyla karşı karşıyayız burada. Şimdi bizim için önemli olan noktalardan birisi şu. Bakın şurası çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece. O zaman buranın tamamı kök 13. Demek ki burası kök 13 bölü 2. Burası kök 13 bölü 2. Burası da kök 13 bölü 2. Dikkatli bakarsak bu açıyı alfa dersek bu açı da alfa olmak zorunda. Şimdi tanjant alfa soruluyor. Tanjant alfa neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı direkt 2 bölü 3'tür. Sağdaki soruya bakalım. Çember sorusu. Ne demiştik? Çapı gören çevre açı 90 derece. O zaman buranın tamamı da 90 derece arkadaşlar. O zaman bu açıya beta diyelim. Alfa artı beta 90 olduğu için burası alfa kadar. Burası 90 kadar. Burası da beta kadar olacak. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Buna h dersek h kare bunların çarpımı olacağı için direkt bu değer kök 60 kadar olacak. Bu bizim için cepte. Burada bir Pisagor yazarsak burası da kök 96 kadar olacak. Yani 4 kök 6 kadar olacak. Sinüs alfa sorulmuş. Sinüs alfa neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani 4 kök 6 bölü 16'dan kök 6 bölü 4'tür sorumuzun cevabı. Evet, bugünkü dersin son iki sorusu arkadaşlar. Bir ikizkenar teğetler yamuğumuz var. Öncelikle teğetler yamuğun özelliği gereği buraya x dersek ikizkenar olduğu için burası da x. Özellik şuydu teğetler yamuğunda. Karşılıklı kenarların toplamı eşit. Yani x eşittir a artı c bölü 2 kadar. İkizkenar yamuğun temel özelliğinden dolayı tepeden tabana dikindiğinizde burası c kadar. Buralarda a eksi c bölü 2, a eksi c bölü 2 kadar. Kosinüs alfa sorulmuş. Komşu dik kenarınız, bakın kosinüs alfa için. Komşu dik kenarınız a eksi c bölü 2 kadar. Hipotenüsünüz a artı c bölü 2 kadar. Burayı düzenlerseniz a eksi c bölü a artı c'dir sorumuzun cevabı. Ve bugünkü dersin son sorusu arkadaşlar. Açıortaylı bir soru verilmiş. Bizim için önemli olan bilgi ne? ABD açısı da 90 dereceden küçük. Açıortay üzerinden açının kollarına inilen dikler eşit arkadaşlar. Yani h deyip buraya bir dikindiğimizde burası kök 3 kadar olacaktır. Dolayısıyla buraya x, buraya 4 eksi x dersek x'in 1, buranın da 3 olduğunu görürüz. Bizden istenilen değer tanjant beta. Tanjant beta da karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacağı için kök 3 bölü 1'den sorumuzun cevabı kök 3 olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünkü derste 40 tane soru çözdük. Özellikle trigonometrik, yani şekilli sorulara nasıl yaklaşmanız gerektiği ile ilgili tekrar özetlememiz gerekirse birim çember üzerinde nasıl yaklaşmanız gerektiğini baştaki 10 soruyla göstermiştik. Kalan 30 soruda da dikkat etmeniz gereken, bir geometrik yapının içerisinde trigonometri bilgisi soruluyorsa size bir şekilde dik üçgen lazım. O dik üçgeni nasıl elde ederim diye düşünürken ikizkenarsa tepeden tabana dikineceğiz. Eşkenarsa gene istediğimiz köşeden tabana dikinebiliriz. Kare ise köşegenlerin kesim noktası üzerinden gideceğiz. Çemberse çapı gören çevre açı 90 derecedir mantığıyla hareket edip bir şekilde Öklit ya da Pisagor'u yakalayacağız. Bu bizim için önemli. Yamukla ilgili bir soru varsa, dediğim gibi ikizkenar yamuksa tepeden tabana diklenip o köşedeki parçaların eşit olduğunu yakalayarak bir işlemle devam edeceğiz. Normal bir yamuk varsa da o yamuğun içerisinde paralel kenar artı üçgen yakalayarak sorumuza devam edeceğiz diyelim. Bu dersi de burada bitirelim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.